Muhtar Bey de orada, yanında çok önemli bir konuk var aslında, bir öğretmen kendisi, emekli öğretmen. Bu Bayramiç'te yaşamış oldukları köyde, bu tesislerde yaşanan olayların farkında olan bir kişi. Ona da söz vermek istiyorum, birkaç dakika bekleteceğim çünkü Caner'e gideceğim. Bu sözde Mehdi ve beraberindeki üyelerinin, müritlerinin diyeyim, sözde müritlerinin kullanmış olduğu yerde Caner. Caner merhaba, sendeyiz, hoş geldin yayına. Evet, merhabalar Esra Hanım. Türkiye'nin merak ettiği o gizemli otele birazdan gireceğiz. İddialara göre burada birçok aile, genç kız, genç erkek zorla tutuluyor iddiaları vardı. Gördüğünüz gibi burası çitlerle çevrilmiş. İçerisi görünmesin diye de Esra Hanım şöyle gördüğünüz gibi yeşil şeyler koyulmuş. Gördüğünüz gibi ilk başta şeyi göstermek istiyorum Esra Hanım. Burada bir çocuk parkı da var. Buradaki yaşayanların, ailelerin çocukları var. Muhtemelen o çocuklar burada oynuyorlar. Şu anda da içeriye doğru giriyoruz Esra Hanım. Burası iki bölümden oluşuyor Esra Hanım. Burası bungalov tarafı ve aşağıda da bir yer daha var. Orası da otel bölümü. Orada genellikle bekar kızlar ve erkekler orada kalıyor. Burada da aileler kalıyor dediğimiz gibi. Bungalov evler var. Burası otelin girişi. Gördüğünüz gibi burası da arabaların giriş yapması için burası açılıyor. Tabii ki herkes buraya giremiyor. Buraya burada kalanlar girebiliyor. Merhaba, merhaba. Bu arada bu turizm işletme belgesi iptal edilen yer Hasan Demir. Bakın, 3 gündür, 4 gündür o kadar iftiralar atıldı ki gerçekten içerideki bayan kardeşlerimiz de, erkek kardeşlerimiz de çok rahatsız. Yalan söyleme, biz de iftira atmayalım. Kimseyi göstermeden gezelim. Hatta gezdirmiştik de değil mi? Biri yalan, ikisi yalan. Gerçekten çok rencide, onurumuz, şerefimizin. Bakın, 15 yıl önce köyümü göstermeden çeksek. 15 yıl önce köyümde avda bir tane av tüfeğiyle çekindiğim fotoğrafı bana burada terör örgütü diye söylüyorlar. Ya Muhtar Bey söyledi, bakın burada ne silah var ne bir şey. Tesis ya diyor. Onu da şöyle, siz hani hiç silahla işimiz olmaz dediniz ya. Olmaz. O silah görüntüsü de gelince yayınlandı onu. 15 sene önceki avda köyde bir tane av tüfeği ya. Bunu niye yani paylaşma ihtiyacı duyuyorsunuz? Ya. Yani bununla bile bakın bize yani çok aşağı... Neden paylaştınız, Esra Hanım soruyor. Neden paylaşma gereği duydunuz? Her Türk insanı sever silahı ya. Bakın onun üstünde de ordumuzla ilgili paylaşım var. Onu niye göstermemişler? Ben şahsi silahlanmaya karşı olan nasip etsin diye paylaşım biri var. Olarak... Onu niye göstermemişler? Görüşlerinizi ben kime karıştırmayın lütfen. Benim aklımdan zorum olması lazım. Çok kısa gezme şansımız var. Kimsenin yüzünü göstermeyeceğiz. Yani izniniz olursa. Caner şeyi de sorar mısın? Köylü istediği zaman gelip tesislerde yemek yiyebilir mi? Parkı, havuzu, bahçeyi kullanabilir mi? Ya şurada arkadaş biz biz aktif hale getirdik orayı. Hasan abi, Esra Hanım şu... yaptı. Bakın ben hatta daha güzel bir teklif sunuyor mu size gezmek yerine? Esra Hanım, Hülya Hanım, zaten Çanakkale'lisiniz. Buyurun. Misafirimiz olun. Bizzat yemin ediyorum hiç kimse karışmayacak size. İstediğiniz kişiyle istediğiniz konuşmayı yapın. Beyefendi bana otelin olarak, bulunduğunuz yerin kişi, reklamını yapın. Yapmayın. Hatta orada kalıp kalmıyormamız önemli seni değil. Gezdirdim. Siz içinizde bir Mehdi, sözde Mehdi ile beraber bir araya geliyorsunuz. Var. Çok güzel bungalovlar var. Orada bulunan herkes ailelerinden, sevdiklerinden uzaklaşıyor. Olayı çarptırmayın. Benim Türkiye'ye gidecek bin tane cennet otelim yerim var. Buraya sizi tanımayan birileri gelse, burayı kullanabiliyorlar mı? Burada yemek yiyebiliyorlar mı? Ya bak biz yoksa burada sadece size özel bir yer mi burası? Ya şu anda yerimiz yok bir. Ama elimizden geldiğince herkesi ağırladık. Bakın yani burası termal otel diye geçiyor ya. Farz edip internette buranın artık adresini değil, buldular. Telefonu açtılar. Biz oraya gelip 2 gün kalmak istiyoruz ailecek. Hiç sizi tanımayan insanlar. Onları alabiliyor musunuz içeri? Elimizde yerimiz varsa açarız. Onlar başımızın gözümüz. Biz kimseden para istemiyoruz. Ama yoksa nereye alayım Caner Bey? Biraz sonra köy sakinlerine mikrofon uzattığımda adam yeni açtı ve çok güzel bir aynı kucaklayıcı burası tavrı işlemediği görmeyecek için adam bize Caner. Kiraladı. Bunu da iletir misin? Diyorlar ya şunun için bunu. Hayır. İşlemediği çünkü burası işlek bir yer değil. Aşağı otel 1 yıldır kapalıydı biliyorsunuz. 1 yıldır kapalıydı orası. Esra Hanım onu duyamadım ya az arada, öncekini kusura bakmayın. Caner çok özür dilerim. Biz işletmenin kapalı açık olup ticari anlamla kaynak elde edip etmemesinden bahsetmiyoruz. Konumuz bu değil. Konumuz bu beyefendinin karısını, çoluğunu, çocuğunu, diğer oradaki insanların ailelerini terk edip
dini oluşum adı altında güya kendini sözde Mehdi ilan eden kişiyle beraber hareket etmesi, vücutlarında bedenlerinde günah çıkartmak için yaptırdıkları şeyler, cin çıkartmalar, sihir yapmalar, niçin sürekli buraya jandarma bastı onu sorgulasaydınız. Kaynağı belli olmayan paralardan bahsediyoruz. Ben Twitter'ımda sürekli Çanakkale Valiliğine, Çanakkale Kaymakamlığına, savcılığa, buranın kaymakamlığına başvuruda bulundum. Ne olur gelin bize, burada zulmediliyor dedim. Hiç kimse yok. Kaymakam Bey'den Hasan bir Bey, gün randevu alamadık. Hasan bir Bey, gün Hasan buraya Bey, davet ettik gelmiyor. Ya ben bir yıldır buradayım. Döner, benim ilçeme 200'e yakın. Belki şu anda bak çocukların olduğu bir 200 ortamda. Diyor, 170. Hasan şu kadar Bey, adam gelmiş. Bir kaymakam Bey. Yani bir soru soruyor. Tabii. Evet. Hasan yani Bey. Bir kaymakam Bey çocukları... merak etmez miydi? Siz Hasan kimsiniz arkadaş? Hasan Bey, bir tane video var. Bu videoda Doğan'a sopayla vuruluyor. Orada çocuklar da var. Çocukların yanında böyle bir işlem uygulaması normal mi? Hocam çocuklarla ne alakası var? O anlık olmuş bir olay ve çocuk kendi rica etmiş, anlatmış. Çocukların psikolojisi açısından ne? Normal mi? O vurumalar. Çocuk ne geziyordu? Videoda çocuk var. Çocuk, onu çekenin çocuğu. Ben size vurabilir miyim? Bizim ben size vurabilir miyim Hasan Bey? Bak, o resim, bir de o kaç sene öncenin biliyor musun o video? Diğer video bu değil. Kaç sene öncenin? Hasan bakın Bey onun, ben size vurabilir miyim? Onu tavsiye eden, bize bunu yapmayı tavsiye eden insan bunu veriyor bir de ihbar ediyor. Kendisi isteyen adam. Bak onu Doğan tanıyor. Bize tavsiye eden adam kendisi oraya. Çocuklarımızı verin. Caner'de var mı bu görüntü? Hasan Bey de o sırada göstersin görüntüyü. Hemen atın. Şimdi... Hasan Bey bak çocuğuma, bak çocuğuma. Bir bungalovlara bakalım. Bungalovlara. Ne hadi? Gezmek istiyorum. İnşallah. Biri senin çocuğun öyle yapsa ne dersiniz? Ne dersiniz? Benim çocuğuma al. Siz ne dersiniz? Siz mi vicdanınız yok? Vicdansız lan. Bu arada bakın çocuklarımız burada 30 tane çocuk. Şu ekrandaki görüntüde çocuklar, 2 tane küçük çocuğu da var. Davar gidiyor, davar. Davar gidiyor, daha çıkardınız. Ya ben diyorum orada. Vicdanınız, kitabınız yok mu? Yine de gitsin. Evet, bu arada yepyeni bir video var. Bakın bu video yapılan o tören içerisinde değil. Diğer sosyal medya üzerinden ya da WhatsApp grupları aracılığıyla sözde Mehdi'ye inanan, onun Mehdi olduğunu kabul eden kişilere eğitim amaçlı, bilgilendirme amaçlı yapılmış, çekilmiş bir video. Onu bir verebilir miyiz ekrana? Değnek nasıl vurulur, nasıl uygulanır diye gönderiliyor. Yapmış olduğum niyet üzerine bu kısası sana vurmam için beni vekil tayin ediyor musun? Ettim. Beni vekil tayin ediyor musun? Ediyorum. Beni vekil tayin ediyor musun? Ben de aldım kabul ettim, aldım kabul ettim, aldım kabul ettim diyoruz 3 kere. Buradaki önemli olan nokta eklem yerlerine vurmamak. Zaten böyle vuruyoruz. Ucu havaya bakacak şekilde, tavana bakacak şekilde olacak kısa çubuğumuzu. Böyle vuruyoruz. Sadece şu kısma vurmuyoruz kardeşlerim. Eklem yerlerine. Kollarda yine aynı kemiklere gelmeyecek bu kısımlara. Normalde böyle vurabilirsiniz. Buralara vurabilirsiniz. Aşağı inemiyorsunuz burada. Önüne gelir. Buraya vurabilirsiniz. Fazla beni inmemek için şartıyla. Kemiğe değmeyecek şekilde. Dikkat etmeniz gerekenler bu. Şimdi kısasımız bittiğinde de hakkını helal et kardeşim diyoruz. O da helal olsun diyor. Görsün Hasan Bey şimdi bunu. Yani biraz biz kendiler günahınızı çıkartayım. Yokmuş, şapo yokmuş, bilmem ne yokmuş. Ha görsün şimdi. Vicdansızlar, kitapsızlar. Çocuklarını da atıvardınız. Çocuğumun yuvasını yıktı. Ahır döküyor, zibil döküyor, zibil. Başka ahır, bir şey istemiyorum ben. Davar gülüyor, ahır döküyor. Bu arada... İki senenin yuvası yıkıldı çocuğumun. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.